Şikayeti varmış.
İstekliymiş yani. Yerde adam var, ayaküstü şeydi bana. Adam erken. Adam erken durmuyordum ama. Gitara durmuştum ben. Adam erken. Peki bugün deli başlısın. Kimlerden isteklisin? Ne hatalar var bunların? Hasan Sofu'yla Sebahattin Sofu'dan istekli. Buyursun gelsin de bakalım oğlum. Açalım çabuk böyle meydana. Hadi. Dolayıdan da. Ha? Ha? Çıldı ha? Bunlardan ne istiyorsun gülüm? Bunlar bu hatalar ne? Bu kardeş oldular şu anda. Yani gizli gelen, kimsenin haberi olmadı. Yok oldu. Yok, biz de hani bilmek istedik, bacı kardeş nasıl olur? Müsait. Müsait. Müsait de, bunlar birbirlerine sadece ikrar verdi. O onun hanımına ikrar verdi, o da onun hanımına ikrar verdi. Birbirlerine bacı kardeş oldular. Bunlar sadece müsait de, bak ikrar verdiler. Bunlar birbirlerine sadece... Bir razılık aldı diye yani. Bunu yani cemaatten razılık almasını mı istedin bunların sen? Hani buradaki cemaatin de yani bilmesi gerekti. Bu gizli kaldı bizim. Peki bacılar, o bacılar da gelin de herkes kardeşinin arkasına dursun bakalım. Herkes kardeşinin arkasına dursun. Kardeşinin arkasına dursun ha. Niye dedin? Herkes kardeşinin arkasına dursun. Ha. Tanıdınız mı şimdi herkesin bacısını? Bu sofranın bacılarını tanıdınız mı? Biraz önce bu canlar geldiler, bağırdılar, biz müsaitler birbirimize ikrar vereceğiz, bu biz bacı kardeş olacağız dediler. Anladınız mı? Ha, Hasan Sofur'un hanımıyla, Sebahattin Sofur'un Sofur'u birbirine ikrar verdiler, Sebahattin Sofur'un hanımıyla da Hasan Sofur. Birbirine ikrar verdiler. Bunlardan ben de 12 mamlar aşına 12 şerbak paralarını da aldım. Bunların dedi, sizin dedim bundan sonra hani bir insan biraz önce bir konuda anlatırken şu anda orada söyledim. Bir anadan doğar, bir de mürşitten doğar. Bilmiyorum bu konuları biliyor musunuz? Ha, şimdi bundan sonra siz bir mürşitten doğdunuz. Bundan sonra sizin ananızda, babanızda benim diyerek ben bunları da evlatlığa kabul ettiydim. Peki canım, bunların açıktan yapılmasının ne faydası olacaktı? Onun nasıl bunlara... Buradaki canların bilmesini, bacıların bilmesini istemiştim. Nasıl olduğunu, nasıl olacağını... Yani ha, bunların bir hataları bile yoktu. Yani kusurları, kabahatları yok, bir hataları bile yok. Yalnız bu şeylerde... Bunları bir hatırlatmak istiyorlardı. Bazen insan var, dikkat edin ha. Halk mahkemesi bu. Buna mahkeme oluyor. Dikkat edin ha. Her zaman dedenin çektiği kesmek istemiyorum. Peki durun, bunların iki tarafında ben birer tane savunucu, bunların boylarına bakın, taslarlarına bir çek. Telefon. Cemaat olarak bizim bilmediğimiz tabii ki farkında kaldır. Örneğin bunlar ne kadar birbirine yakınlık olursa olduğunu gördüğümüz an dışarıdan bir söz konusu olabilir. Ama bunların bacı kardeş olduğunu bugüne itibaren sandığımız an bunların artık ne kadar birbirine yakınlık olduğunu herkes tarafından bilir. İkinci bir durum, boyları maşallah yerinde. Herkes de büyük boyları. Artık cemaat boylarına göre bir kaptan kaptan içtir. Biliyor bak. Bir öküz. Neden varım gizliyse bu iş, neden hep gizle gizliş olur mu? Burada gizli olma. Ona suçlu benim aslında, oraya suçlu benim suçlu. O zaman... Çok büyük. Bunları ben sadece başlar yüzünden gelerek dinledim. Esas dede de gizli abi. Evet. Dede de bir koç. Gerçeğe hır sokuna. Canlar burada benim adıma kalkıyorum. Benim adıma da sen karşımda otur. Bir yerine ben tutuyorum. Yerine ne tutuyorum? Onun hakkını müdafaa etmek için cemaatin kuvvetiyle bir yerim çok zor konuştuğu için. Peki buyurun. Bir yerim şimdiye kadar hiç ara durmamıştım. Peki de. Peki. Ana
Buyurun diz başsın. Sen de savunmayı yap. Şimdi ben bacı kardeşimiz olurken biz dedik ki evet, biz sahip kardeşi değil, bacı kardeş oluruz. Bacı kardeş olurken de bacımdan, Hatice bacımdan haberi var. Kendinin de haberi var. Biz dedik ki buna, biz misal kardeşi değil, bacı kardeş oluruz. Hatice bacının da haberi var. Bizi dara çeken Ali Sofun'un da haberi var. Biz bacı kardeş oluruz dedik. Biz misal kardeşi değil. Bacı kardeşten sorun yok ki. Evet, bacı kardeş. Bunlar sadece birbirlerine aile. Misal kardeşi değil. Misal değil. Peki bunlar sınavlarımız var. Onu da biraz ona göre anlatayım. Bacı kardeş olunca dede, bacı kardeş olunca bir çocuk doğuran hanım filan çocuk doğurmak değil, onu da bile millet duyuyor değil mi? Evet. Peki canım. Sen şimdi Ali Can'ın müdafasını yapacaksın, suçuna beraber mi ortak olacaksın? Ben onun suçuna ortak olarak geldim Meran'da. Şimdi burası Rıza Kapısı'dır. Rıza Kapısı'dan gizli kabul edilmiyor. Ve burada da avukata da ihtiyaç yok. Ben onun avukatı değilim de, onun dayısıyım. Yeğenim dara düştü, pirim hüzününden. Belki kendini savunamazsa ben onun bütün her şeyini kabul ediyorum. Yeğenim doğru konuşuyor. Başta bunu söyledik, avukata ihtiyacımız yok dedik. Gidip de. Yeğenin hassiz, bahsiz mi o zaman? Benim yeğenim o zaman haklıdır. Bu hakikat kapısıdır. Rıza Kapısı'ndan gizlilik olmaz. Yani yeğenim o gizlisiz. Nasıl mı peki? Sen çık. Hayır, yeğenin dilsizse kabul edeyim. Tek yoksa kabul edeyim. Dede kabul etmeyeyim yoksa. Vekilliğine kabul etmeyeyim. Peki derler. Açık. Yok, sen Tardan Emre, Tardan Emre. Demetçi bak. Tardan Emre, Tardan Emre durum yok. Ben kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Buna kalkmıyorum yani. Bir düğün salonuna döndürmüşüm. Burası bir dağdır. Ha. Canlar. Bunların ikram derbelerinde asıl şerik şerik gelin, bacı kardeş kimler oluyorsa bir pençeye aile ağabey buram sürdüyse ben size biraz da nasihatte bulunayım, ondan sonra çekin gelin dedim. Ve bunların ikramlarından para da aldım ben bunlardan hatta. Bunları mühürledim yani ben bunların bacı kardeş olmalarını. Ve ben kapattığımın yerine ben bir vekil olarak bir kişi oraya gönderdim. Peki. Bunların suçunun, bunların ikisinin suçunun yarısı da benim. Onu da bilerek söyleyin, halkı anladın mı bilerek? Yani bunların suçunun yarısı da benim. Bu iki ikrar veren canlara ne kadar ne biçilirse o kadar da bana biçilecekler. Benim yerime vekil orada. Ondan sonra da yalnız toplumumuzda, Alevilik'te eğer becerebilirsek biz bu yolu güzel, çirkin, zengin, fakir, kadın, erkek, büyük, küçük diye bir şey yoktur. O zaman suçlu suçsuz da yoktur. Yani kabahatlı kabahatsız da yoktur bizim içimizde. Anladınız mı? Bu kabahatlar neyse hataları düzeltmek için olsun. Bunları ayırttırdığınız için sizin içinizde çok sağ olun. Yalnız ben şimdi bunlarda ki bu canların hiçbirini birbirinden ayırmadan sağımda solumda savcılar bakıyor. Bunların hiçbirini birbirinden ayırmadan ne boyları kısa ne saçları dökülmüş beyazlanmış kararmış diye bir şey demeyin. Bunların hiçbirini ayırmadan suçlu suçsuz da yoktur bunların işlerinde. Dinle. Biraz önce ben anlatırken hep beş esma aklıma düştü. Beş esma aklıma düştü. Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin. Bu beş esmanın aşkına beş ermak getirin. Hepiniz de dardakine gelin. Sizin dardan indire. Razı mısınız buna? Biz razıyız dedim müsaade edin. Bize sorman lazım. 5 liralık cezi her gün işler bu. Biz razıyız dedim. Gene o zaman cezayı 2 kat ediyoruz. Neden suçu 2 kat? Cezamı da 2 kat ediyoruz. Cevap verecek o cezayı. Konuşacağız da çoruyacak.
Hayır, soruyorsun. Ne olur dur. Ben iki tane savcı var gülüm. Konuşacağızlar şuraya çıkın. Razı mısın dedi, razı değil dedik. Niye çıkın? Sen cemaate sorup kararı vereceksin. Cemaate peki, o zaman her bir şey bulmak getirsin de sen bunlar iyi. Ne yapalım? Ne yapalım? O zaman ortasını söyleyelim size birden böyle kim ademe gidiyor. Evet. Hadi bulma ya. Bu Mamaş namına 50'şerden 100 lira bağışlasınlar. Herhalde cumartı kabul eder. Bir hayır. Yani bunun hepsi mi 100 lira? İkisi. İkisi davalı. Yok. Bizim burada suçlu suçlu diye bir şey yok. Hepsi. Tamam. Ben, beş tane aile var yani. Beş aile var burada. Darda. Beş ailede 100 lira mı istiyorsun? 50'şerden? Yok yok. 50'şerden. Şey. O zaman 20'şer market düşür. Yani kırkları yarısı. Biraz mısınız? O zaman diyelim ki Allah Allah. Allah Allah. Bunun manası da buradaki mahkeme olan halk
olan insanı razı ettikten sonra inşallah o dünyada da razı durur, Allah'ın huzurunda haksız olmaz. Hepimizin temennası bu. Allah! Rekkenler bu bacın ne destekliymiş, ne hatasını görmüş bu Zahir babanın da bunun neresinden destekliymiş? Ben Mamaç'ta doğdum ve mama hepimiz de Mamaç'ta olduğumuz için hepimiz birbirinin soyunu, sülalesini, kokunu hep biliyoruz. Hiç yani ileri söylemeye gerek yok. Benim kardeşim yanlışlıkla Kemal abilerin 4 veya 5 tane ağaçları satmış kendi olmadan. Ağacı kesen adam yanlışlıkla ağacını kesmiş. Kemal abigile veyahut da Ali efendigile ait olan ağaçlara. Şimdi bunu kardeşimin haberi yokken gitmiş Kemal abi buradan Türkiye'ye bildirin, oradan bildirmişler, burada mahkemeye verin. Gerekeni o kendi düşünsün demiş. Benim kardeşim hiçbir zaman, yani babam, dedem, şimdiye kadar hiç kimsenin malını yemediğini herkes herhalde biliyor. Belki kardeşimin haberi olmadan kesmişler, bunu herkes belki biliyor. Kardeşim çünkü köyde yoktur. Hani biz bir komşuyuz, baba dede komşusuyuz, bir akrabayız, canız ciğeriz. Benim kardeşim Kemal abi olsun, Vahap abi, hepsine de saygım, sevgim çoktur. Hani ben bundan şikayetçiyim. Niye mahkemeye vermiş? Madem kardeşim suçluysa, diyeydi ki rahmi ayıp etmiştin, benim ağacımı kesmiştin, arkadaş paramı ver diyeydi. Kanala gitmiş, mahkemeye vermişler. Ben geçen gün gittim, bana yemin edeyim söylemediler, kardeşimi de görmedim. İstanbul'da bir arkadaş, kendi bizim köylü, ağacın kesildiğini ve hani bir iki fazla ağaç kesildiğini söylemiş. Kardeşim de inkar etmemiş çünkü ben görmedim kardeşimi. Madem kesildi, 9 milyon para almış kardeşim tüm ağaçlar. Kemal abigil 14 milyonluk mahkeme açtırmışlar. Ben bu mahkeme hiç orada sürülmesini istemiyorum. Bir akraba, biz bir düşman değiliz, bir akrabayız, canımız ciğeriz. Eğer ki imkanı varsa burada çözülmesini istiyorum. Çok güzel. Nasıl kardeşimi de görmedim, yüzünü de görmedim. Ama ben bir komşu olarak hemen yanlışlıkla ağaç kesilmiş olarak ağaç Ali Efendi'ye aitmiş, Kemal abigil bize ait diye mahkemeye vermiş. Belki karısından baba mal olarak da almayı talep ediyorlarmış ama ben bunu kesinlikle o mahkemede, çünkü biz canımız ciğeriz, orada olmasını istemeyim, her neyse burada olmasını istiyorum. Kemal abi ne diyor bilmiyorum. Ben oradaki mahkemeye karşıyım bir, madem aynı köylü, aynı akraba olarak. Gerçeği anlatıyor. Gerçeği anlattım ve siz mahkemeye verdiniz yani. Sırak duymayız, sardan. Görmedim ya. Hem ağacı kesmiş, evet. Ne olmuş? Kimin ağacını kesmiş? Bizim ağacı kesmiş. Evet. Gerçek değil mi? Tamam. Ondan sonra biz ne yapmışız? Hakkımızı almışız. Bu da gerçek değil mi? Ama bir komşu olarak ben buradaydım icabında, kardeşim buradaydı. Veya da Rahmi'ye telefon edeydiniz. Yani köylünün bir tanesine diyeydiniz ki, arkadaş ayıp etmişsin, yanlışlıkla ağaç kesilmiş. Rahmi köyde olmamış, belki bilmeden kesilmiş. Arkadaş ayıp etmişsin, ağaç kesilmiş, paramı ver diyebiliriz. Eğer Rahmi ona karşı çıkarsa, yok vermem derseydi, benim kardeşim o zaman suçluydu. Ben de bu mahkemede kardeşim için suçlu olarak kabul ederdim. Ama şimdi onun haberi yok, ağaç kesilmiş ve kimse görmemiş, birisi gitmiş demiş, ulan mahkemeye verin, sizin ağaç kesilmiş. Bilmiyorum bunu, hani mahkeme nasıl çözülse çözsün. Şimdi de ben konuşayım. Tamam, buyur. Şimdi söylemiş, bizim duyuşumuz, ben Hasan abimle ne konuşuyor, ne karşılıyoruz. Evet. Abim gibi söylemiş. Ama Aynur bacının dediği gibi, yanlışlık oldu, benim haberim yok, ağacı kesen kesmiş vesaire şeklinde konuşulmuş. Ama suç kabullenilmemiş. Biz o parada değiliz gerçekten. Oradan alınacak para zaten avukata şuna şuna gidecek. Fidan da söylemiş. Abim büyük abim. Şimdi önemli olan para değil. Yani bir şeyi aldım, ben bunu yaptım. Gelin anlaşalım. Ama Rahmi hiç o ağaç kesilirken orada yokmuş, kesildiğini bilmiyormuş, 9 milyonluk ağaç parası almış. Madem sizin ağacınız kesildiyse, diyediniz ki arkadaş benim fazla ağacım kesilmiş, ayıp ediyorum, paramı ver. Eğer o karşı çıkarsa, yok vermem derseydi, muhakemeyi vermem hakkınızı. Yani çünkü bizim babamız, dedemiz hep beraber komşuluk etmiş, akrabayız. Bana gelen haberle ben konuşmadım.
Hasan Rabi'yi de ben çok sevdiğim bir insan. Ki Aynur Bacı da öyle. Bizim aramızda bir düşmanlık herhalde bir şey. Fakat ortadaki laf mıdır? Veyahut nedir? Türkiye'den bize öyle hadis verildi. O şekilde mahkeme. Yani mesela bir kitabından ağaçlarını da sattı, para mı kazandı diye haber geldi de siz mahkemeye verdiniz bu. Onu da pek tahmin etmeyeyim ama ona benzer geldi. Böyle bir, buna benzer bir kelime var mıydı? Eğer dükkan, Lumengi'nin ağaçlarını da kendim sattık falan diye kardeşi sattı, telefon bana ettim yani. Kâr ettik falan diye, böyle bir şey dediler mi? Ben izin, ben kardeşimi görmedim, izin de duymadım, İstanbul'da duydum, olayı böyle duydum, anlattığım gibi. Ha? Kardeşimin hiç haberi yok. Buna benzer nasıl bir laf vardı yani, sizden nasıl bir acı boyu gibi bu birdenbire mahkeme verdiniz? Öyle ya, sizden bir sürü gelecek insanlardınız. Şimdi ağaç kesilmiş. Evet. Ağaç kesilmiş. Kesildikten sonra 8 mi 9 mu ağaç kökü dışarıda bırakılmış, diğeri teline çevrilmiş. Demiş ki bu ağaç bizimdi. Ondan sonra da demiş ki benim haberim yok. Bozarlıklı kesti. Ağaç satın alan adam kesti. Ondan sonra da demiş ki Fidan abla bana sattı. Çeşitli şeyler geldi. Satmayı duymadım. Olmadı. Yanlış kesilmiş. Şimdi dedem müsaade edersen burada bir şey de ben söyleyeceğim. Buyur. Benim birazcık haberim var, az bir şey haberim var yani, çok değil. Ve gittim ağacın yerinde gördüm. Şimdi Hasan Rahmi ağaçlarını satmış, Rahmi'nin de ağaçları var. Satmış, kesen kim ise, bozarmış kimdir, gelmiş ağaçların hepsini kesmiş. O ağaçlar kesilirken Fidan abla gitmiş demiş ki bu ağaçlar bizimkilerle. Gayrı Kemal'ın, Vahab'ın, bilmiyorum hangisinin özel olduğunu. Evet. Yani burası bir hak duvarıdır. Benim gördüm de yani gittim gezerek. O arada Rahmi diye bu ağacı kesildikten sonra, gittikten sonra Rahmi orada yok ağaç kesilirken, gelmiş bir tel çekmiş. O kesilen ağaçların Kemal Gül'ün diye, Muhtar Gül'ün diyelim Kemal'ın veyahut da Vahab'ın hangisinin olduğunu bilmiyorum. Köklerini dışarıda koymuş. Ve benim Vahap'tan dinlediğim ve Hasan Rahmi'yle de konuştum. Gel gezelim dedi bana, bilmiyordum. O ağaçların kesildiği yere doğru gittik, baktık. Görüyor musun dedi, şu ağaçlar kesilmiş. Hasan Rahmi de kökleri, kesilen kökleri telden dışarıda koymuş Kemal Gül'ün diye. Ama kendi tarlasına, hissesine de telini çekmiş. Bu arada şimdi Vahap sormuş yani, madem ki bu ağaçlar senindi, sen satsın, bunun parasını aldın, getirip bize de söylemedin. Neden bu ağaçları da kendi telinin içine almadın? Hasan Rahmi de demiş ki, ben bilmiyordum, yanlışlık olmuş. Ağaçlar sizinmiş. Şimdi benim şeyime göre, yani %100 değil, günaha girmeyeyim. Şimdi Hasan Rahmi 6 tane ağaç sizinmiş dermiş. Vahap da 9 tane ağacın kendilerinin olduğunu söylermiş. Öyleyse demiş, 9 tane ise ben bilmiyorum 9 ağacın olduğunu. Mahkemeye verip hakkınızı alın diye böyle, yani bir aracı bulucu da bulunmamış orada. Hiç karşı karşıya gelip konuşmamışlar. Ha, böylece olmuş. Benim dinlediğim yani. Ben bunu Rami'ye de sordum. Vahap bana söyledi, böyle anlatmıştı. Bak yeri gördüm. Rami'ye de sordum. Abi dedi, vallahi benim haberim yoktu dedi. 6 ağaç dedi. Bak kesilen orada 9 ağaç. Daha aşağılarında da var da dava olan. Ağacın hepsi o kadar yani. Tüm ağacın hepsi o kadar. 9 milyonluk ağaç kesilmiş. 14 milyonluk ağaç kesilmiş. Durum böyle. Şimdi Kemal'a nasıl bildirildi? Şimdi duyuyorum yani. Ben bizim de İstanbul'da duydum. Çünkü durum ben böyle. Gitmedim Hatay'dayım. Müsaade ederseniz ben burada bir şey söyleyeceğim. Madem ki bunu bu kadar biliriz, emin de bu işi burada halledebiliriz dedi. Halledecek bir şey ise çok güzel bir şey. Madem ki 9 olmaz da 6 olur, 6 olmaz 5 olur, bunu burada halledilir yani. Madem razılaşılırsa böyle şeye hiç gerek yok. Çünkü bunun aslını hiçbirimiz ne o biliyor, ne o biliyor, ne... Ben girip görmedim. İster ki buydu da gitmedim. Doğru, tüm geri çekin. Thank you.
Dedenin müsaadesiyle bir de ben bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi önemli olan kişinin hakkıdır. Yani bu ailesinin malıydı, dedesinin malıydı. Benim için söz konusu olamaz. Yani Kemal olmasa Rukiye de bunu mahkemeye verebilir. Ama tabii ki sizin kardeşiniz bunu kasti olarak da yapmamış. Ama tabii ben ona şaka yapıyorum. Biraz da onun şeyinden olacak, daha doğrusu. Kardeşim gidip kurmamış ki. Müsaade dur ama. Bozarlıklıya itimatından doğmuş. Daha doğrusu. Bozarlıklıya malı itimatından. Tamam, yanlışlıkla kesmiş ama. Kemal abi, ben de Vahap abi gider diye arkadaş benim hacımı kesmişsin, parasını ver. Ben hayır dememiş. Yalnız, Akseyip abi bize diyor ki, görünen bir yakın yol. Demedi mahkeme. Şimdi Kemal bu toplumu kıracağını kanısı değil. Biraz Kemal Bey şeye bak, biraz da siz bunu hallettiğiniz gibi. Çünkü Vahap abiyle Rabbim devamlı gümbe gümbe Rabbim. Duvar duvara tarihlerden beri biz de yerli yaşındayız, biz de biliyoruz komşusunuz. Sütürümüz de dokunmuşsunuz. Ali Efendi'nin de dokunmuşsunuz. Bir dakika, orası dil versin konuşun, rica ederim. Burası bak, divan. Yani biz görüş olarak komşuluğu burada rahatlıkla halledebilirsiniz. Zaten ikili bir düşüncesi bu. Peki gülüm, bu mahkemeden vazgeçip de yazar alem idare edip yani bu o günkü fiyattan, hani Türkiye'deki enflasyonları falan iyice düşünün yani. Biraz da Türkiye'deki insanlar olsun, burada olsun yani. Yazarlar idare edip de yazın yüzde gelip de beraber tarlaya gidip de yani bir körü topu kesilen yerleri. Ya mesela 20 tane ağaç kesilmiş de 9 tane sizden kesilmiş, 11 tanesi kendilerden kesilmiş, bilmiyorum bir ileri bir şey mi? Yani fazla ağaç kesilmiş tabii, değil mi? Ha. Bu 9 tane ağaç, hepsi 9 milyon liraya satılacağına göre 9 tane mesela tahminen biraz önceki dedim gibi 20 tane ağaç kesilmiştir ben. İşte 9 milyon liraya hepsi satıldıysa orada 9 tane ağaç aşağı yukarı 4 milyon liraya kadar mı? 3 aşağı 5 yukarı 4 olmazdı, 4,5 olmazdı, 3,5 diye mesela böyle nasıl bir, böylesi bir rakamlara nasıl geliyse gayrı oradaki hani dört komşunun razı olacağı bir rakamlar çıkar ortaya. Devlet ya bu ağaçlar kaldırdı ince bir şeyle böyle neyse bu ağaç hepsi 9 milyon lira edince burası 5 milyon eder, 8 milyon eder derler belki. Öyle değil mi? Bunlar dört komşunun razılığına razı olacak mısın? Ben şimdi yalnız önceki birinci şartım sana mahkemeden vazgeçip dışarıya bizim de bizim kendi kendimize yavrumuza kavurup yani siz şimdi gelip de mahkeme verdiğiniz zaman 3-5 milyon da 50 harcarsınız. Aa 14 milyon dediğinizi kabul edin. 14 milyon bugün parasıyla sen marka olarak 1500 mark para harcarsın, 1700 mark para harcarsın. Yani 1700 mark gibi beklersin. Ya zaten bu bir 14 milyon lira eder 800 mark baba. Giren siz enflasyonuna, yani Türkiye'nin enflasyonuna bu paranın yükselmesi, açılmasıyla giren zarara düşer. Gelin biz kendi yanımızdan kavramak, önce mahkememizden vazgeçecek, yazında hayırlısı olsun, birimiz izine gittiğiniz zaman Hasan abine yüz yüze gelip güzelce orada dört komşunun, dört köyünün razılığına, yani o 9 milyon razılığına ne kadar size düşebileceğize kaydı. Veyahut da bu günün şartlarına o Türkiye'de mesela %70 falan faizlerle aldığı bankada. Kardeşim bizim banka bize ait olan parayı mesela 4 milyonu orada bankaya yatırsın, orada mesela yada kadar belki 6-7 milyon eder o para. Buna razı olup da şu mahkemeden bir vazgeçmeniz istiyor. Fakat istedim var bir şey de ben söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bunlar madem ki anlaşacak, burada ikisi, bu mahkeme Türkiye'de zaten mahkemeyi alırlar. Burada ikisi anlaşsın. Bakın, ama bak, tamam, enflasyonun şeyini bırak. Neymiş o zaman? Enflasyonu biz koyacağız da. Enflasyonun falanını bırak artık, o geçmiş şu anda. Bugün için, bugün için ne kadar ağaçlarını satmış? 9 milyon. 9 milyonunu kabul etsin, ben vereceğim yerim desin. Buradan anlaşsın, mahkemede ne var desin. 9-3-5 ne tutuyorsun? Anlaşılır. Ama 9 milyon hepsi değil, o bir kendi ağaçları da var diye. Ne durum ortada? Her ağaç 1 milyon bir şey yapıyor. Benim tarafımda tutuyorsan durum. Hissene tutuyorsan 9 milyon 3 milyon. Kardeşim, Kaybol sen en kısa zamanda Kemal Bey'e 6 milyon lira para ödeyeceksin. 5 milyon ağaç değeri, 1 milyon mahkeme mesafesi. Ama mahkeme masrafını ben ne edeceğim? Vereyim ki mahkeme masrafını. Bu, sen bunları razı oldun mu? İki tarafı kabul ediyor. İki tarafı kabul ediyor. 1 milyon da o sene, zaten 2 milyondan aşağı çıkmaz mahkeme mesafesi. 1 milyon da o sırasına çekecek. 6 milyonlara da bugün parasını 700, 600, 700, 800 mark neyse. Zaten hepsi para.
9 milyon. 6 milyonu ben niye ödeyeyim? Hepsi paranın 9 milyon. 10 milyon da az. Fakat mesele o değildir. Ha? Mesele burada razı etmek. Geçle beri razı edeceğiz. Anladın mı? Evet tabii. 9'unu, 6'sını, 8'ini bırakacağız. Şimdi kardeşimle bugünün şartlarına bu davayı kapatayım. Kardeşimle Kemal'in, Vahap abinin arasında olan dava bitsin. Bu işimizi burada halledelim. Ben onu istiyorum. Ha, bizim ırkımız, korkumuz şimdiye kadar hepsi böyle bir mahkemeyle halledilmiş olmuştur. Böyle edeyim derse şimdi Hüseyin 9 bin dedi. Hayır, biz 6 bin neyse 9 binin yarısını alalım. Ben de müsaade ederseniz bana razı gösterdi her ikimizden 5 milyondan 1 milyonu da ben atayım. Çok güzel. Burada paranızı verin. Bu Kemal da hemen bir dilekçe versin. Nereye verecekse mahkemeyi geri alsın. Dava burada bitsin. Razılık olsun. Seninse de hakkını ona helal edersin. Onun adısa da sana helal etsin. Bu iş burada bitsin yani. Razı olduktan sonra. Abi sana... sebatsin de razı mısın bu 5 milyonu? Malum fiyatı hiç böyle anında yazmaz. Razıyız. Cumartesi'nin diyoruz. Vallahi ikisini bir de razı olduktan sonra biz razıyız. Ne vese var abi? Tamam mısın? Ben münasebe de bu. Yürek, yürek.
Çocuğu var diyor. İçeriye çağırdılar. Kapıcı içeriye çağırdılar. Evet. Lazım. Bugün de bunlar ağaç, bir ağaç günü, bunlar bir kaç ay, bir kaç gün önce, bir kaç ay neyse, gün gün ne zaman olduysa. Bunlar arz etmişler, bir cem yapartmışlar. Ama ben de bir kurban, ama ben de bir kurban derken bu beş aileden her birinden de birer kurban. Dün ben bu kurbanları tedbirlerine ettim. Ve her birinde de kurban sahiplerine de kurbanlarının gözlerini öptürdüm. Ondan sonra tedbirlerini öptük ettim. Bu Ayşe Baba, şimdi sen bunlara bir tane bir duazman oku, kurbanlarını oku diye tanıdın. Hemen başla Muhammed'e selam. Razı olsun. Lokması yenir mi yani? Evet.
Bekle, bekle, sana bekle. Şşşş. Gel bakayım, gel. Geç. Sıraya gel, hele yok. Sabahtan beri çürüdük yani, yeter. Hiç çok. Eğilin ki öğrenesin. Yine baksınlar, öğrensinler.
yarından gördü bu saçları. Yamanlar çabuk Allah! Allah Allah! Hatır bir de gülü seni. Eğil uçtun bir avuçunu Allah! Allah Allah! Allah kendine veren çıkar bir Allah! Allah Allah! Güzeli de kurban güzeli. Bir bölük durmaya sürgün dediler, yürekten yaraya da haydın, 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 çıkın dediler, diler dediler, yayladan yolumuz var yakın dediler, diler dediler. Konukta göçe göçe şaha da varalım. Eylerim durmalar ben de varayım. Ey dost, ey dost, ey dost, ey dost, inayettir bize kaldı bu dağlar. Umarım kurtarlar dertten beladan. Muhammed'den kurma bize şefaat. Deli ümmet hali gel mümtezadan. Şazan'da bulduk derdik muhabbet. Şah Hüseyin'i şehidi gel beladan. İmam Zeynep, İmam Bakır'ı Kâfer. Terbiyese Kazım Musa Rıza'dan. Geldiler kartayım demek hepsi. Aşkın muhabbetten sıktı sema. Allah 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 uydurmamış dizgini, niye o yana?
şey mi olsunlar? Yoksa sizler bir çeki başkası gelsin halkaya. Kaderi bozmayacağız. Bak bundan sonraki yaptığımız o ikimanlar hizmetidir. Gel şimdi başlıyor. Şimdiye kadar yaptığımız şeylerde tam hizmet değildi. Çocuklar hep geri sıraya alsın. Öyle. Bakın niye geliş? İster bak biraz da şöyle sıklar şimdi. Biraz sıklar şimdi. Ben alsın ileri gidin de. Sıklar şimdi. Hayır, hayır. Gel bak. Canlar. Canlar ha. Bundan sonra hizmet yapıyoruz. Allah 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 Ya bu da katıştırıyor. Bir top katıştırıyor. Allah Allah. Ne diyeceğim ama bu ses bebeğe basmış demek ki. Sağdan gideceğim ya. Sağdan doğru, soldan değil. Sağdan. Hayır, ben de yoldan oran varsın. Sağdan var. Nereye böyle gidip bizim. Ne bileyim de olacak. Tamam. Bunu bir daha çalmış mı? Oh, oh, bu ihtiyarlardan diyeceğim. Öyle mi? Suyla yıkayıp kötü istek ve arzulardan beri olmak anlamında hep arzuları dışa atmak. Kim, kibir, kov, kıymet vesairelerden uzaklaşıp isteğimiz olan dünyadaki barışı, kardeşliği, dostluğu getirmek amacındayız. Çok sağ olun, var olun. Ellerimiz gibi gönüllerimiz de pak ol Allah. Allah Allah. Hazreti Zeynep'e saygı verdim ya Allah. Allah Allah. Biraz ilgiye kayıp ama şurada bir iki kişi kalmış ha. Orada 3-5 tane de gelsinler, bir de gelsinler ha. Allah emek sahibi verdi ya Allah. Allah 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 Allah. Zeyn emek sahibi verdi mi hepimiz? Allah Allah. Çok sağ olasınız, var olasınız. Hazret Zeyn cennet nidadan ayırmıyor Allah. Allah 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 Allah. Allah diye dağızdan Allah 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 Allah. Gel bak, gel bak. 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 Gel b
Üf! Eğer nasibi varsa gelsin nasibini alsın. Oturana kadar gelsin alsın. Otur. Hadi buyur. Allah Allah! Allah Allah! Geldiğiniz yerden durduğunuzda da hayırlı sevaplar vereceğiz. Müşteri müşteri yeterli olsun. Aspekten o yetki vermezler. Nazar 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 nazar. Tabii yoklama gelecek. Allah Allah. Allah Allah. Çok aşağılar. Konser olurum ya. Hazretçe'ne yasam ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Haşan yoksun ya Allah. Allah Allah. Hazretçe'ne ya Allah Allah. Orada oturuyorsun şimdi. Ali benim yerine deyip o zaman. Bu da senin yerine. Cennet lokması ola Allah. Allah. Benim yerime iyi abi, ben de alırsam yine alayım. Tamam abi. He, alayım mı? Allah'a şükür. Üçler aşkım. Bir daha bir daha. Dertlere derman ol Allah. Allah Allah. Bir lokmamız bir tanımıza karşı gel Allah. Allah. 9 liraya bana verirsen daha iyi bir daha. Değerli başı da bulacaksın. O 9 liraya var ya, derde bana çok da var. Valla hazır olur. Allah kazanınca hak yoluna nasip eyle. Allah 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 Allah. Nereye kurbanım abi? Bir şeyler yap. Herhalde çabuk davranın. En son iş lokma yavrum, lokma. Herkes bir lokma için daha adamlar gelir. Ya şunu kazan yavrum abi. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Dört kapıda olduklarından üçlerin beşlerin yediren on dört vasifetten on yedi vasifetten atar benden bana etmiyorsunuz, hayır etmiyorsunuz, kabul olan hizmetinizde şart bulasınız. Bir lokma, bir zedanıza karşı gerek geçerli. Şimdi canlar arasında hepimiz birbirimize barışık olduğumuzu belli edebilmemiz için herkes sağdaki nolusuna niyaz edelim. Gençler, durmayın, konuşmayın. Şimdi burada bulunan canlar arasında güzülük, dargın, efendim, gülgül diye bir şey varsa söylediğiniz meydanı söylemedinizdir. Yalnız burada eğer güzülük, güzülük varsa bak, beni meydanda koymayın, kalın barışın. Hep bu birbirinize barışır mısınız? Eyvallah. Hem doğru denin karşılığı yeri verir, ben balı sileyim boynumuza. Eyvallah. Eğer birbirinize şüpheleriniz varsa Allah'ın huzurunda buyur. Niyaz edecek, ne olacak, barışacak, niyaz razılık olacak. Ya burada hiç
İçeride, içeride. Şimdi tavukat yapmıyoruz ki. Bu içeride diyorum. Ben düzenlendiydim. Ben şimdi o da Muhammed Anne'yi o boynuz hukuk olsaydı o da buraya gelirdi. O zaman ben neydi? Hayır, anlamadığım bir şey yok. Ha. Yok. Tarikatta yani görümde bir tek bir, bir tek bir görümde dışarıdakileriyle de barışmak mecburiyetindesiniz. Eyle fark olmaz için. Yoksa burada şu cemaatin içerisinde eğer bir küsur olduğunuz varsa birbirinizle buranın barışması lazım. Görünümde mecbur dışarıdakileriyle de Konya'da olsa, Mekke'de olsa, Amerika'da olsa gelip barışıp öyle geleceksiniz ki görünümden geçersiniz birbirinizle. Buyur, Niyazi söyle, önce söyleyecek. Ne bir şey var? Buyur dedi. Devam et. Ufacıdan... Ne adem azarla cayip, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ve bu nuru nüvvetke ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ve bu nuru belatike ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ya Hüsnü, 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 ya Hüsnü. La feta illa illa zeyfe illa zulfkar, la feta illa illa zeyfe illa zulfkar. Gök deneyen bin gadayı defeder o perverdir, perverdikar. Naslu minallah perverdikar, garip ve becerer mümini. Ya mümini, ya Muhammed, ya Ali, ya Allah. Allah Allah dedi, kale yaptı, bin bir yerden ihzar çekti, kazanla yüzeyini girildirdik. İki cihan, Sultan Muhammed Mustafa'nın mührünü bastık. Mührü Süleyman, Kubbe-i Devran, Çağrı Masuman. Yetişe, yetişe 12. Çağırda Masuman yetişe 12 mam. Gene yetişe Mehdi Zahir Zaman. Ayali min Muhammed Kekelim. Ayali min Muhammed Kekelim. Aşıklar hazır mısınız? Allah Allah. Allah Allah dedi sadece ha. Budur evvel.
iki rıza hakkı başta. Elham Mesbahi Burcu Elham Ardiyasından ayırma ey neyse kusurum çok ama Şah-ı Şehitler Hüseyin-i Kerime'de hakkı başta. Yüzüm yerden yüzüm bu dar içinde, mümine mümkine mikrar içinde, aman yandırma her dinler içinde İmam Zeynel Ağa hakkı başta. Muhib-i Ehl-i Beyt eyle rahmet, divan-ı devkârında buna şefaat, niyazım duyucu anda vermez zahmet. İmam Bakır Bey hakkı başta. Allah Allah. Yürüyün acinden pişmansı, tarih-i müstakim hem müktedası, kur beşerdir gerçi onun hatası, ki Cafer derhime hakkı başta. Allah Allah. Mürsel bunlar sana, sana emanet, biri evlat, biri Kur'an temamet, sever yerli al. Yerül kıyamet, Şah-ı Musa Kazım hakkı başta. Allah Allah. Arasa mülkünün Şah-ı Emiri, İmam-ı Heşleri'nin sahibi piri, cümle müşrimde ben destekiyle Ali Sultan Rıza hakkı başta. Allah Allah. Bunlardan ister serdem inayet, ne kadar kul günah işlerse elbet, yine bir zerredir. O şemsin hikmet, Tarık-ı Cevatkan'a hakkı başta. Allah Allah. Buyurmuş müminin rihletlerine, hettem cem olmuşuz hak dergahına, Sizan-ı Rahmet'in kent evlerine, hasar askerli ve hakkı başta. Allah Allah. Allah. Etmektedir iki cihanın, savunda Hazır Kıl Said Divan'ın, Muhib-i Mursi Ali Aba'nın, bu ismi kibriye hakkı başta. Allah Allah. Allah. Mahsuri bir yüzde ekran sığındı, Fevziye Afın'a erden huzur divanında durdum hepsim. Medet Ali Aba hakkı başta. Allah Allah. Yerdir Allah Allah. Allah. Bizleri güzel kara çıkarmak peygamberlere, evlere, evliyalar, enbiyalar yüzü hürmetine. Direkt mağdurlarımızı kabul eyle. Yüzümüz yerde, özümüz dardayız. Her iki cihanda bize mağfiret eyle. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle. Bizleri darda burada koyma, dünyamıza hayırlı ve kardeşlik et. Ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza selamet nasip eyle. Bütün dualarımız ve senalarımız senin rızalığını almak için. Dua ve dileklerimizi kabul eyle. Gerçekten de bile. No.
kadar tutmuş ona. Allah 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 Allah. Muhammed Minaj'a vardı.
senden bir aziz. İndi senden ne tutayım? Aşkı yurdu ve tutan. Cebrail'de ne tutular? Muhammed beni var. İki gönül bir edivel. Yürüdüler dergaha. Vardı dergah kapısına. Gördü bir aslan yatar. Aslan anda hamle kıldı. Başa koptu bir kanat. Buyurdu sırrı kainat. Korkmasın Habibim dedi. Hatem'in ağzına vergi. Aslan ister nişanı. Hatem'in ağzına verdi. Aslan anda sakin oldu. Muhammed'e yol verilen. Aslan gitti nihana. Vardı hakkı devam kıldı. Gitti daha şunu söyledi. Ne yaman şirin varmış. Haydi cevret nihana. Gördü bir fukara derviş. Hemen yurtmak diledi. Alibiyle olaydı. Dayamaydı o çabuldu. Hazreti Erzurkaha 90.000 kelam danıştı. İki gönül dostuna tevhidi armağa çaldı. Benim sana Muhammed ayağa kalktı. Ümmetini diledi. Ümmeti ve rahmet olsun. Dedi Şah-ı Kibriya. Hakk'a bağladı özünü. Turaba sürdü yüzünü. Cebrail getir düzümü. Hasan Hüseyin o şaha. Eğil ben secde kıldım. Boşa kal Habibim dedi. Koyup evine giderken yolu uğrattı kırklara. Vardı kırklar makamına. Oturup oldu sakin. Muhammedli sana geldi. Ya size kimler derler. Kırklardan bir seda geldi. Ya bize kırklar derler. Ya siz 39'sunuz. Neden bellidir kırkınız. Birimiz kırk, kırkımız bir. Ayrı değildir varımız. Birimize neşe vursan bir yere akar kanımız. Selman Şeydullah'a gitti. Onunla tamam varımız. Salman Şeydullah'tan geldi. Şeydullah'ın diledi. Bir üzüm tanesi koydu. Salman'ı Keşkürrah'a. Salman Şeydullah'ın aldı. Keşkür'ü meydana koydu. Kudüret'ten birer geldi. Ezdi Eydür eyledi. Hatem parmağındaydı. Çözün bütün müşkül haller. O şerbetten bir içti. Nefsi oldu hayran. Önümüzde bir yan bir yan. Belki dilerse maha. Muhammed'de bile girdi. Kırklar ile Dedi Şah-ı Evliya.
kahvesi okurum biraz, üçlerin, beşlerin yedirerim, 14 masum beklerim, 17 kahvesinin hatalarından derdini alaydım, yazınız, kaybetmediniz, kabul etmediniz de şifatlasın. Geldiniz, çektiniz zaten, hayır ve sevaplar veriyorsunuz. Geçen de böyle, ya Muhammed geldi. Dur. Oh, God.
Sultan balığını nazar ettiği yoldur bu.
Allah, ay düşüm gözler şahı, eyvallah.
Kızım Zeynep Hanım Şahı Medine, olan ceddi peygamberden nişane. Sürur-u Sine-i Zehra Hüseyin'i, ne oldu söylemem bir hanımane. Ana soldum o sahrada Gülistan, zemini Kerbela'da kurdu kıyran. Hüseyin'i kestiler Merteş'te kurbanan, uyandı bunlar üzre cismi canı. Eğer alsan Abbas'ı da benden benden, kalmıştır peykeri hüryan bedenden. Kalem oldu bulur düştü bedenden, dönüp gül cismi kanda mevkubanır. Yanan kalbim yine karniyle doldu, binacırda kapı sarım bozuldu. Aman kızım Afas Zeynep'te oldu, haber vermem Halil'in akıbanı. Gidince küfeye icam eder, götürmüştür kızım seni pilavere. Anlar kalsın hanı şehzade bekleye, ne oldu Yusuf'u nasıl zemane. İçin rengi zorunlu çekilmiş, ağırmış saçları yaşlı gözlemiş. İlahın evkini katli dükülmüş, dönmüştür rengi suyu zafiyanı. Soldu rengi Hüseyin'den ayrılınca, ağırmış saçları makas. Düğüm ahmetim döndüm kenarına, yakın bildim harap olmuş Medine. Kırmış hali halini ehlikine, anır bez bülbülü madem sekine. Ne oldu on ayı şiiri zedana. Sakine dağladı güldü cihanı, hatırlı yasa mevdadı havalı. Kuru yerlerde hasta verdi canı, gönlü gül sarı ülkes sana. Kara günlerde kaldı an atar, Hüseyin'den sonra bu derde bir sarar. Olup kumru kumatan de azada, gelir daim gözü yaşı. Çekelim aşkı bir ayın, cene girmesin hain. Yolurken yerine alın tebrik kemalın, yanıma Hüseyin Şah Hüseyin Kerbela. Evveli hu diyelim, ahır hu diyelim, yuh yalana gaziler gerçeğe hu diyelim. Hatayiyem, hatayiyem, hatayi, hatayıdan dırı etme yatayi. İsmini zikreden kulları zattırdan, isterse işlesin yüzünü hatayi. Vailatın vailatın vailat ve Muhammed Mustafa'ya selava. Selvi ala Muhammed ve selvi ala Ali Muhammed. Gel Sakay. Sakay, getir, Sakay getir. Yoksa mı getirdiniz, kabı getirdiniz.
Allah 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 Muhammed Ali sevmedi onlar. Onun için o gam lanet geziydi. Uzat geldi. Kısa gezme. İlleri nefesi verenler canlar onun için okurum lanet geziydi. Muhammed Ali sevmedi onlar. Onun için okurum lanet geziydi. Lanet geziydi. Yasın yasandığı Yezid-i İmamların üstün basandığı Hasan'la Hüseyin'in başı kesildiği onun için okurum lanet geziydi. Lanet olsun. Şükür'e, kirişine boğdular, imam baktırı, onun için okurum lanet. Lanet olsun. Onun mevlasından gayri kimlüktü, kısa yakalından kuruş akıttı, onun için okurum lanet. Lanet olsun. Güller Avu'yu önüne koydu, İmam Zeynel Ağa getirin dedi, Şahı Mevlu'da kaidede ağladı, onun için okurum lanet dedi. Lanet olsun. Soydular Hasan'ın maskenin donların, akıllar kalıkları, sarıların, Mekke Allah'ın, akıların, onun için okurum lanet dedi. Lanet olsun. Şakat ayınsıda meyle oluptur, Yezid'in Mevlu'nun devri dönüptür, hey kadılar hisset demen oluptur, onun için okurum lanet dedi. Lanet olsun. Ağzı gözüm yaşır, sevgiyle. Lanet Yezid'e, lanet Yezid'e, lanet Yezid'e. Lanet Yezid'e, lanet Yezid'e. Bir sefer söyle. Tamam. Acele etme. Aklı gözü yaşı sevil ettim on İmam aşkına, Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin aşkına. Kerbela'ya düştü kanlar canberler aşkına. Aklı gözü yaşı sevil ettim on İmsakka İmam Hasan Şahsin. Sakka İmam Hasan Şah Hüseyin, eşk içenlere rahmet, gerçeklere rahmet, Yezid'e nalet. Lanet Yezid olsun. Sakka İmam Hasan Şah Hüseyin, eşk içenlere rahmet, gerçeklere rahmet, Yezid'e nalet. Başla, başla, başla. Başla, başla. İmam Hasan Şah Hüseyin, eşk içenlere rahmet, gerçeklere rahmet, Yezid'e. Sakka İmam Hasan Şah Hüseyin. Sakka İmam Hasan Şah Hüseyin, Sakka İmam Hasan Şah
Ya ilahi kıl şafak kadresine müşne bey izam et dünyaya. Ya yavrum sen niye çıkmışsın bana? Hiç eline sebep et. Döküp döküp eline. Deminki kabı getir. Şunu şöyle yap. Acele et. Bunu hazırlasınlar bir şey yap. Umaralım. Ya ilahi kıl şafak kadresine müşne bey izam et dünyaya. Ya sen niye çıkmışsın bana? Ya hey! Ya ilahi gün şafak adresine ya Hüseyin ya Hüseyin ya ilahi ya Hüseyin 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 ya Ya Hüseyin, 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 ya Bu belediye bir daha çıkartıcı.
Thank you.
Allah kurbanınızı kabul eylesin ana. Danışman lazım Pirim. Şu bu cemaatten nasıl bir zorlandıran, bunlara nasıl bir tedavi? Dede para isteyen ver. Para ne kadar olduğunu biz daha verelim. Sayacağız, sayacağız. Para verelim, altın bulsun. Allah Allah, binaz vurdu. Yaşa. Paranın miktarını bir duyalım paranın. 250. 250 var. Ne olacak para, ne olacak? Nereye gidiyor? B'ye gidiyor.
Canlar 248 parti yapmış. 2 Mart'ta hani önceden aldık 250 var. Mamaşa önceden toplandı 350 var. Mamaşa yardımcı. Hizmet. Güzelce bir hizmet. Allah sağ olsun. Sağ olun. Şu lokmamızı yer, gele kurban olayım. Ali ne kadar o, nedir? Kaç para, ne kadar? Yatır arkadaş, buyur, yatır. Onda bro. Go go go. Götür yaklaştım. İkisi olsun. Gel. Ya başka burada güzel olmuş. Tam burayı sürdü. Çok güzel olmuş abi. Gelmişim. Mamaşım. Tam en güzel. Yo hani böyle yiyorlar mamaşlar. Mamaşlarda kaşık mı var? Eskiden kaşık mı var? Evet. Mamaşlarda kaşık mı var? Böyle yaparlar. Ne diyorsun? Abi diyorum ki... Canlar bırak önce. Toplana para duydunuz mu? 248 bak son dardan, önceki dardan da 100 bak aldıydım. 2 Mart'ta tüm mertimle fazla kullanma kabul ettim. Ya her bir yere bir... Bak bu lafa dardanın aşı. Elimizde yoktur kantar terayeti, dağıttığımız hakkın niyazı. Herkes gıdasına oldu mu razı? Oldu. Lokma söğüt olmayan var mı? Ya o dışarıda gıdasına... Elimizde yoksa kantar terayeti, dağıttığımız hakkın niyazı. Herkes gıdasına oldu mu razı? Allah razı. Elimizde yoktur kantar terayeti, dağıttığımız hakkın niyazı. Herkes gıdasına oldu mu razı? Hele suka duası böyle mi? Evel Allah diyelim, kadın bir tak diyelim, metani sofrası, şah bile biz gelin. İşte şah olması, yeni yer demeyiz. Bektaş Bekir'in yönetti Adnan Musa'dan 350 mark mamaşlar adına alınmıştır. Parayı alan Ebu Seyber'da makbuzu da veriyor. Sün isteyen Bardak ya da bardak. Bardak et mi? Hayır, sizin nasıl? Sizin bana bakar. Bardak isteyen kim? Bardak ver. Gelin bana da. Bardak. Bardak. Su isterler, tatlını kaşana ver, suma kapsana. Ekmek olmayan, almayan su, arka tarafı ekmek var, dışarı yetki. Esma abla sen de çok çok hepsi de çok hepsi de çok. Atlamızı verdik, verdik. Tamam da şu. Çekilecek. Çıkmadı.
Sen neden okuyorsun? Buraya bağırsın. Gel. Hemen o lokmanı buraya koy.